Hazreti Peygamber'in vefatından sonraki 2 yıllık süreçteki Hazreti Ebubekir dönemini aktarmaya çalışacağız. Ve 4 Halife-i Farklı Okumak 1. Hazreti Ebubekir kitabında da detaylı kaynaklarıyla verdim. Burada konuşmalarımın kaynaklarını bu kitaptan bulabilirsiniz. Şimdi Hazreti Peygamber'den sonra bir sahabi çağı var. Buna bazı kaynaklar asr-ı saadet diyorlar. Hazreti Peygamber'in döneminde katarak ama bu çağda adeta örnek insanlar, model insanlar, ufuk nesil, yanlış yapmayan, sürekli örnek alınan, İşte neredeyse hatasız, günah işlemeyen, ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz gibi uydurma rivayetlerle abartılan bir dönem olarak aktarırlar. Peygamberin ashabını, sahabesini, arkadaşlarına laf etmemek, söz etmemek gibi bir tavra girer. Sünni kaynaklar genelde böyle anlatırlar. Çünkü Şii kaynaklar çok saldırdıkları için Sünni kaynaklarda refleksle her halükarda, her ne olursa olsun bir savunma şeyin psikolojisine girerek böyle yaparlar. Tabii bu noktada herkesi sahabi yapmaya çalışırlar. Sahabi uduldur, yani hatasızdır, yanlış yapmazlar. Bunlarda bir şey yoktur, günah yok, işlemezler adeta şeklinde söylerler. Ama bakıyoruz sahabe içinde mesela dinden çıkanlar var, mürted olanlar var. Ubeydullah bin Cahş, sonra Eş'as bin Kays, Uyeyne bin Hızır, Rabia bin Ümeyye bin Halef, Tuleyha gibiler peygamber Müslüman olmuşlar. İnanmışlar, sahabi olmuşlar. Daha sonra dinden çıktıklarını görebiliyoruz. Yani birbirini öldüren sahabiler var. Şimdi mesela Talha bin Ubeydullah'ı öldüren Mervan bin Hakem yine böyle bir sahabidir. Birbirini katleden insanlar bunlar. Ne yapacağız bunları? Bunlarda hiçbirinde suç yoktu. Bunlar günahsızdı diyebilecek miyiz? Bunlar hep sorundur. Veyahut da sahabe arasında problemlerde hangisi haklı? Bunları ne yapacağız? Herkes sahabe olabiliyor mu? Herkes kurtuluşa erebiliyor mu? Bunlar hepsini soru işaretidir. Halbuki evet Kur'an-ı Kerim'de peygamber ve arkadaşlarına yönelik ayetler vardır. Yani işte ağaç altında biat edenler işte Allah'ın da hoşnut olmuştur. Peygamber sizin sıkıntıya düşmeniz peygambere ağır gelmektedir gibi ayetler var. Muhacirleri ve Ensar'ı öven ayetler var. Ama aynı zamanda yanlış yapan sahabeleri en ağır ifadeleri kullanan ayetler de var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de işte sahabenin birine fasık demektedir. Bir fasık sahabeyi getirdiği zaman ona inanmayın demektedir. Ya da araştırın demektedir. Ama şey anlayışı, sahabe övgü anlayışı kitapları o da ileri boyutlara gitmiş ki fazilete kimse onlara yetişemez. Onlar en aşağıdaki sahabe bile diğer velilerin hepsinden çok üstündür. İnsanlar ne kadar Müslümanlar ne kadar fazla ibadet yapsalar da onlara yetişemezler gibi böyle ifadelerle onların hiçbir yanlış yapmayacağını savunurlar. Ama sahabe toplumuna baktığımız zaman zina eden de var, hırsızlık yapan da var, haksız yere adam öldüren de var, Müslüman kadınlara iftira eden de var. Yani bu büyük günahların hepsini yapanları bulabiliyoruz. Bunlar o zaman ne yapacağız? Yani sahabenin hepsini kurtaracaksak bunları ne diyeceğiz? Ama o kadar abartılı anlatımlar vardır ki o sahabenin 1 saatteki kıyamı sizden birinin ömür boyu işlediği işlerde daha hayırlıdır diyor mesela. Yani nasıl olacak bu bir hadis kitabında geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor. Yani sahabe 1 saatin eylemi bir Müslüman ömür boyu yaptığı eylemden daha faydalıymış, daha iyiymiş Allah nezdinde. İbn Ömer'den böyle aktarılıyor. Bu doğru olabilir mi? Bunu kabul edebilir miyiz? Bunlar şey değil tabii ki. İslam'ın, peygamberin öğrettiği İslam'ın veya Kur'an'ın ölçülerine çok uyan şeyler değildir. Çünkü bunu Hazreti Ömer de zaman zaman ifade etmiştir. Ve sahabelerin yanlışlarına karşı sert tavırlarını ortaya koymuştur. Mesela Hazreti Ömer'in işte Sa'd bin Vakkas'a hitaben sakın Resulullah'ın sahabisin diye havalanma yani aldanışa sürüklenme. Allah herkesi eşit yaratmıştır. Allah uzun herkes eşittir bu konuda demiştir. Diğer insanlar sizden daha faziletli olur. Çünkü ben çağırıyorum siz savaşlara siz cihada gelmiyorsunuz diyerek söylemiştir. Yani bu şekilde olunca bu ashabım yıldızları gibidir. Her biri ne yaparsan işte onun peşine gidebilirsin şeklinde şeyi bir anlayışı kabul etmek doğru değildir. Yani sahabilerin yaptıkları hataları burada baştan sona sıralamanın anlamı yok ama mesela Uhud'da ganimet peşinde koşup mağlubiyete getiren sahabilerdir. Peygamber minberde yalnız bırakıp da ayette azarlanan sahabilerdir. Yine savaştan kaçan, büyük günah işleyerek kaçanlar sahabilerdir. Yine zina edenler vardır işlerinde, hırsızlık yapanlar vardır, yalan söyleyenler vardır. Masum kadınlara Hazreti Ayşe iftira atanlar vardır, haksız yere katil yapanlar vardır. Bunların hepsinin teker teker örneklerini verebiliriz. Kur'an ifadesi fasıklıkla suçlananlar vardır. Onun için bunu bir defa bunu anlamamız lazım. Peygamber vefat ettikten sonra sahabe toplumu böyle bir toplum.
Yani işlerinde çok mükemmeller de vardır, böyleler de vardır. Nitekim Hazreti Ebu Bekir der ki vefat edeceği zaman her biriniz halife olmak istiyorsunuz. Siz dünyanın servetlerinin size doğru gelmekte olduğunu görüyorsunuz. Siz atlas örtüler, dibaştan yastıklar edinecek yün kumaşlar üzerine uyumaktan rahatsız olacaksınız. Allah'a yemin olsun ki dünyanın bolluklar içinde dalacağınıza ölmenizi isterim. Yakın geleceğe ilk azgınlık yoluna sapacaklar sizlersiniz. Yani sahabelere diyor siz azgınlık yoluna sapacaksınız diyor. Yine Hazreti Ömer'e tabi şöyle vasiyet etmiş Hazreti Ebu Bekir. Resulullah'ın ashabından karınlar şişmiş, gözleri dünya tamah etmiş. Sevdiklerini kendi için sevmiş olan şu kimselere karşı dikkatli olmanı, onları korkutmanı, kendini korkmanı istiyorum diyerek bunlarla uyarıyor. Yani bu şekilde dünyaya dalan veyahut da bu şekilde haksızlıklar yapan bir sahabe toplumu olabileceğiyle Hazreti Ebu Bekir uyardığını görüyoruz. Birçok örnekler verebiliriz ama ne yazık ki sonraki dönemlerde Şia'nın Hazreti Ali'yi savunma adına sahabe toplumunun çoğunu aşağı hakaret etmesi, aşağılaması sebebiyle Sünni ulema da onların hepsinin cennetli olduğunu, onlar işte mesela Peygamberimize hayrul kurunu karni sümmellezine yelunahum sümmellezine yelunahum işte en hayırlı asır benim asrımdır. Ondan sonra ondan sonraki ondan sonraki ondan sonrakiler şeklinde. Yani böyle bir kurtulmuş nesil sahabiler, tabiinler, tebeut tabi bunlar en hayırlı toplumlar olarak anlatılır. Halbuki bunların ne özelliği vardır Allah nezdinde? Böyle bir kategorize edilmek, bir piramidin tepesine yerleşmek gibi ne özellikleri vardır? Çünkü işlerinde bu tip şeyleri yapanlar da vardır. Tabii bu Hazreti Peygamber'den sonraki dönemi tebcil eden, öven, o dönemin güzelliklerini anlatan, işte o peygamberin onları tavsiye ettiğini söyleyen yığınla rivayete rastlayabiliriz. Ve sahabeyi öven. Mesela çok ilginç rivayetler var. Tirmiz'de geçen bir rivayet. Ashabından herhangi bir kimse herhangi bir bölgede ölürse kıyamet günü onlar o ülke halkı için lider, nur olarak mahşer gününe getirilirler. Yani şimdi bir sahabe bir şehirde ölüyor, o şehir kurtuluyor. Bu böyle saçmalık olabilir ama bunlar rivayetler hadis kitaplarına geçmiş, kütüb-i sitte kitaplarına geçiyor. Sahabeyi sevmek her Müslüman için ibadettir. Zira onları sevmek dindir, imandır, Allah'a yaklaşmaktır. Dinin gereklerinden sahabeyi sevmek olabilir mi? Bu nasıl bir dindir böyle? Dinin temel şeyler bellidir. Ama o dönemi Hazreti Bekir'le beraber başlayan dönem bu şekilde öven şeyleri görebiliyoruz. Neyse ama sonuçta şeyle bitirmek istiyorum. Taftazani, Osmanlı medreselerinde Taftazani isimli meşhur itikat kitabının yazarı. Ondan bir alıntı yapmak istiyorum Şeyhülmakas'tan. Sahabe arasında geçen kavgalar ve tartışmalar açıkça gösteriyor ki onların bir kısmı haktan sapmış, zulüm ve günah sınırına ulaşmıştır. Bunun sebebi kin, inat, haset, direnme, servet ve iktidar talebi, dünyanın çekiciliğine, lezzet ve şehvetine meyilleridir. Bu böyledir. Çünkü her sahabe masum, günahsız değildir. Hazreti Peygamber'i gören, ona ulaşan herkes de iyi ve hayırlı değildir. Ehl-i Sünnet ulemasını bu olaylara farklı yorumlayıp mazeretlere bağlamaların sebebi büyük sahabeye değil uzatılmasını engellemek içindir. Onlardan sonra Peygamber'in Ehl-i Beytine yapılan zulüm ve kötülükle gelince bunu kimse inkar edemez şeklinde yani burada şey yapmaktadır. Yani olayın netliğini ortaya koymaktadır. Evet, şimdi gelelim Hazreti Ebu Bekir. Peygamberden sonra halifesi Hazreti Ebu Bekir nasıl biridir? Cahiliye döneminde Darun Nedve'de eşnak görevi yapan yani Darun Nedve'de önemli elemanların biri olarak karşımıza çıkıyor. Ve kendini korumaya çalışmış, cahiliye döneminin kötülüklerinden kendini korumaya çalışmış birisi. Ve bazı abartılar var onun içki içmediğiyle ilgili falan. Fakat yani bu o dönem için bir şey değil. Yani hani böyle bir övgü değil. Dedim Hazreti Ömer de içki içiyordu mesela ne rivayetlerde. Bu ne olacak? Kötü biri mi olacak şimdi? Çünkü daha içkinin yasaklığı söz konusu değildir. Bazı künyeleri var. Ebu Bekir, Atik, Sıddık. Peygamber'e çok iyi tasdik ettiği için. Bunlar Hazreti Ebu Bekir için söylenmiş. Biraz da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali arasındaki Ehl-i Sünnet'in Hazreti Ebu Bekir'i Şia'nın da Hazreti Ali'yi ön plana çıkarmasının dolayı aralarında bir sürü uydurmalar üretilmiş. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet, Müslümanlığa girişi Hazreti Ebu Bekir böyle Hazreti Peygamber'den duyduğu zaman çok fazla uzatmadan İslam'a girdiğini görüyoruz. Hangisi önce girmiştir diye kavgalar var. Bunlara girmiyorum. Hazreti Ali mi önce girdi, Hazreti Ebu Bekir mi? Şia ile Ehl-i Sünnet arasında kavgalar bir kayıkçı kavgası gibi bir şeydir yani burada. İşte yok Ebu Bekir önce girdi, yok Ali önce girdi.
İşte kimisi arasını buluyor. İkisi böyle aynı anda girdi. Çocuklardan Ali, erkeklerden Ebu Bekir girdi falan şeklinde. Bunlar çok şey değildir. Yani böyle aman aman bir öncelik sırası değildir. Diyelim Hazreti Ömer 6 sene sonra girdi. Onun için bir eksiklik değildi o. Onun için burada mezhebi kaygılarla sahabeye bakışın, o dönemi anlayışın ortaya çıktığını görüyoruz. İşte bir sürü uydurma rivayetler var. Onun işte Şam'da bir hutbazdan işte gördüğü, işte peygamber geleceğini öğrendiği şeklinde bunlar. Yemen'deyken yok işte ona anlatıldığı şeklinde sanki peygamber gelmeden vahiy gelmiş, peygamber gelmeden haberler uçmuş gelmiş, oradaki insanlar öğrenmiş filan şeklinde şeyler. Halbuki İbn-i İshak ilk kaynağımız der ki Ebu Bekir ne kabul etti ne de inkar etti, karar veremedi, daha sonra İslam'da karar kıldı diyor net bir şekilde. İlk siyer kaynağımız böyle diyor. Yani hemen derhal duya duymaz daha önceki bilgileriyle Müslüman olan biri de değildir. Bunu da söylememiz lazım. Ha, Müslümanlık sonrası Hazreti Ebubekir Hazreti Peygamber'in yanında birinci adam olmuştur. Zengindir, parası vardır. Parasını malını harcamıştır. Ve onun sayesinde işte bazı öncü sahabeler Müslüman olmuştur. Osman, Zübeyir, Abdurrahman, Saad, Talha gibiler Müslüman olmuş. Sonra bazı birçok köle, 9 tane köleyi satın almıştır. Bunları azat etmiştir. Bu şekilde kendini malını, mülkünü kendini bu uğurda harcamıştır. Nitekim kızı Ayşe'yi peygambere vererek kayınpeder olmuştur. Peygamberin evinde devamlı bulunmaktadır. Hazreti Ayşe hicretin 4. nübüvvetin 4. yılında doğmuştur. Hicretin 1. yılında peygamberimiz evlenmiştir. 9 yaşındayken evlenmiştir. Bu Hazreti Ebu Bekir sürekli peygamber evine gelip gidebilmiştir Hazreti Ayşe sayesinde. Ve bu şekilde Mekke'de peygamberin sürekli yanında bulunan, hatta bir seferinde peygamberi dövdüklerinde onu kurtarmaya çalışan, bunun için dayak yiyen, hatta ölümlerden dönen, işte böyle ölmüş diye bırakılmış, o kadar eziyet görmüş bir sahabe olduğunu görebiliriz. Tabii onun fazileti hakkında çok uydurmalar vardır. Bunları birkaç tane söyleyeyim. Allah Ebu Bekir hata işlemesini murad etmez. Ümmetine cennete ilk gelecek sensin ey Ebu Bekir. İşte peygamber bir rüya görür, bu rüyayı yorumlar Hazreti Ebu Bekir. Ya Resulallah ben senden sonra 2,5 sene ömür süreceğim. Bunlar böyle olacak şeyler değil. Ebu Bekir Hazreti Peygamber'e gelen vahiyleri Cebrail'i görmeksin istiyor. Yani Cebrail'i duyuyormuş ya. Yani. Gibi bir gün Ebu Bekir'in evine kebap kokusu geliyormuş. Fakirler bu durum peygambere çıkarınca peygamber gelmiş. Onu Allah korkusun ciğeri yanıyormuş. Ciğer kokusu geliyormuş. Falan gibi abartılar. Bunlar menakıb kitaplarında. Yok onun ter kokusu mis kokusundan daha güzelmiş, kokarmış. Ha Tevrat'ta İncil'de Ebu Bekir ilk halife olacağı yazılıymış. Gibi böyle anlatımlar var. Bunlar hepsi daha sonra üretilmiş. Ve Şia'ya karşı Hazreti Ebu Bekir'i ön plana çıkarma maksadı üretilmiş. Sünni algı içinde üretilmiş şeylerden başka bir şey değildir. Bu rivayetlerin hepsini de söylemiyorum. Fakat sonuçta kitabımızda bunların kaynaklarının hepsini verdik. Nasıl bir uydurma olduklarını da detaylıca anlattık. Gelelim Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesi. Tabi hilafet kurumu İslam'ın emrettiği, İslam'ın önerdiği bir kurum değil. Kur'an'da ve sünnette böyle bir kurumdan bahsedilmiyor. Benim doktora tezim var. Bu konuyu incelemiştim. Bu tezimde halifelik kurumunun halifelik tane giriş şeklinde yani İnsan akademik hayatının en önemli eserlerinin biri doktora tezdi. Burada incelemiştim. Yani bunun bir Arap kurumu olduğunu, Arap kabile örfü olduğunu, siyasi bir kurum olduğunu, İslam'ın emri olan bir kurum olmadığını burada belirtmeye çalıştık. İslam'ın yönetim biçimi şeklinde sunulan bir kurum olmadığını, İslam'ın yönetim biçimiyle ilgili bir emri olmadığını, bunun Arap siyasi algısı olduğunu anlattık. Hazreti Ebu Bekir de bu algıya göre seçilmiştir. Yani Kur'an'da, sünnette halife nasıl seçilir? Bununla ilgili bir bilgi verilmemektir. İşte burada şunu söyleyelim. Arap algısına göre bir kabile şefi öldüğü zaman kabile içinde en yetenekli biri seçilirdi. Hazreti Ebubekir de bu şekilde seçildi. Yani Medine toplumu bu algıya göre seçildiğini söyleyebiliriz. Babadan oğula bir sistem kabile içinde bulunmuyor, seçilmiyordu. Bu daha büyük devletlerin içinde Bizans'ın ve Kisra'nın yaptığı bir şeydi. Araplarda ise böyle bir şey yoktu. Ve dört halifeden sonra işte Emeviler, sonra Abbas aileye geçildi. Sonra Mısır'a geldi. Mısır'da da Osmanlılar da 1924'te hilafet kurumu kaldırılmış oldu. Burada tabii gelelim, bizim konumuz bu değil. Hazreti Ebubekir nasıl seçildi? Hazreti Ebubekir Sakife'de seçildi. Peygamberimiz vefat edince cenaze işlemleri başladı. Bu arada kim lider olacak? İşte mescitte toplandılar. Daha bir konu gündemde değil. Fakat Ensar'ın yani Medineli Evs Hazrec'in
Beni Saide Sakifesi denilen iki kabile arasındaki orta yolu bulan bir kol olan Beni Saide'nin gölgeliğinde toplandıklarını duydu. Kim duydu? Ebu Bekir Ömer ve Ebu Bey de oraya gittiler. Bunlar yakın bir yer zaten. Mescid-i Nebevi'ye çok yakın bir yer. Oraya gittiler ve onlar arasına katıldılar. Onlar kendi aralarına halife seçmek istiyorlar, lider seçmek istiyorlar. Ve diyorlar ki Medine bize aittir, bizim kentimiz. Buradan bizden bir halife olmalıdır diyorlar. Ama bunlar gelince işleri bozuldu biraz. Bak kendi aralarında ikiliye düşmüşlerdi. Çünkü Evs nüfusu az, Hazreci nüfusu çok. Evs'in karizmatik bir lideri yok, Hazreci'nin var. Hazreci'den bir Sa'd-ı Ubade seçilecek ama anlaşamıyorlar. İşte bu üç tane Kureyşli gelince ve onlara da Hazreti Ebubekir dedi ki ya böyle olmaz. Araplar sizi kabul etmez. Kureyş daha böyle asabiyeti güçlü bir kabiledir. Kureyş'ten seçil, siz de bize yardımcı olun. Evsler bunu kabul ettiler çünkü dediler ki Hazreçli biri geçeceğine Kureyşli biri geçsin. Ve Ebu Bekir'e destek verdiler. Ebu Bekir orada bir grubun önderi olarak seçildi. Ertesi gün de geldi. Biz buna özel bir at diyoruz, bir at hasta diyoruz. Daha sonra Mescid-i Nebevi'de bütün insanlara duyuruldu. Biz böyle bir şey yaptık diye biz de kabul edin. İnsanlar da biat ettiler. Fakat buna birkaç koldan itiraz oldu. Birincisi Ali ve akrabaları. Yani Haşim onlar. Bu bizim olmalıdır. Bizim peygamber, bizim ailedendir. Ben seçilmeliyim. Desti arkasında Haşimoğulları doğurdu. Fakat Ebu Bekir seçilmişti artık. Yine Sa'd bin Ubade karşı çıktı. Fakat kabilesi hepsi seçti. Evsler, Hazreçler, Hazreti Ebu Bekir seçti. Yani Ali oğulları ve onları destekleyen Emeviler biraz arkalarına durdular. Emeviler de bizden seçilemiyor madem Haşimoğulları seçilirse bize de gelebilir diye düşünüyorlardı. Fakat bu mümkün olmadı. Tam bu sırada irtidat hareketleri de başladığı için yaklaşık 75 gün sonra Hazreti Ali de biat etti ve bu davadan vazgeçti. Vazgeçti derken şimdilik vazgeçti. Her halife seçiminde benim hakkımdır diye devam ettiğini görüyoruz. Tabii hanımı da Fatıma da karşı çıkıyordu. Çünkü Hazreti Ebu Bekir halife seçildiği zaman Fatıma işte Fedek arazilerini istedi. Peygamber'e ait olan Fedek arazilerini. O dedi ki ya bu peygamber'e ait değil. Bu devletin arazileri. Bunun için ben veremem dedi. Onun haklı olduğunu herkes görüyordu. Daha sonra yani sahabe de görüyor. Çünkü Hazreti Ebu Bekir peygamberin eşi olan ve kendi kızı olan Ayşe'yi de vermedi ona. Çünkü bu bir peygambere ait özel kalemdi. Yani şey ödenek gibi, özel ödenek gibi bir şey. Bunu işte sefirlerde falan kullanıyordu veya devlet işlerinde kullanıyordu. Ama Fatıma bunu peygamberin malı olarak düşündü ve vermedi. Bu daha sonraki dönemlerde sürekli Şia ile Ehl-i Sünnet arasında kavga sebebi olacaktır. Ama Hazreti Ali halife olunca da Hazreti Ebu Bekir'in uygulamasını devam ettirdiğini görüyoruz. Demek ki Hazreti Ebu Bekir'in haklılığını burada teyit etmiş oluyor. Tabii burada İslam tarihinde bir tartışma başladı. Halife Kureyş'ten olur mu olmaz mı? Şimdi hadis kitaplarına geçti. Halife Kureyş'ten olmalıdır. Nitekim bu daha sonra saltanatçı rejimlerin de hoşuna gitti. Dört halife Kureyş'ten, Emevi Kureyş'ten, Abbasi Kureyş'ten, Mısır'daki Abbasi halifeleri Kureyş'ten. İlk defa Osmanlılara geçince hadis gündeme geldi. Nasıl oluyor? Osmanlılar'da halife olur mu olmaz mı? Çünkü bunlar Kureyşli değil. Hatta o dönemde Osmanlı'nın da efendim işte soyu Araplara dayanıyor, Hazreti Osman'a dayanıyor. O da Kureyşlerine falan şeylere uydurulmaya çalışıldıysa da İbn-i Aldın'ın teorisi ortaya çıktı. Ve Osmanlı'da ilk çevrilen kitaplardandır mukaddime. İbn-i Aldın asabiyet teorisini kullanıyor ve diyor ki ya o dönemde Kureyşli gerekliydi. Böyle hadiste olmaz zaten. Kureyşli kıyamete kadar insanlara baş olmamalıdır diyor. Sonuçta olay şöyledir. Aslında böyle bir hadis yoktur. Peygamber böyle bir şey de söylememiştir. Olay tamamen Hazreti Ebu Bekir'in bir sözünden ibarettir. Hazreti Ebu Bekir Sakife toplantısında şöyle demiştir. Araplar bir Kureyşli'ye tabi olurlar. Gelin Kureyş'ten birini seçelim. Size tabi olun. Çünkü sizin asabiyetiniz yok. Size tabi olmazlar diyorlar. Diyor ve doğru da söylüyor. Yani şöyle söyleyelim. Mesela ben hep bunu örnek veririm öğrencilerime. Diyelim ki bugün dünyada bütün devletleri birleştirmek istediler. Ve bir devlet başkanı seçmek istediler. Hangi devletten seçilir? Herkes der ki Amerika'dan. Çünkü asabiyeti güçlü. Dünyanın her tarafında hakim, parası var, zengindir. Her tarafta askeri gücü var falan. Sonuçta bu sebeple o dönem de böyleydi işte. Kureyş çok güçlü bir asabiyeti vardı. Ama bu demek de İslam'ın emri böyleydi demek değildir. Bu konjonktürel, dönemsel bir şeydir. İbn Haldun bunu söylüyor. Ama tabii bu hadisi yaygınlaştırmak saltanatçı Emevilerin Abbasi'nin işine gelmiştir. Hadis var bizden seçilecek demişlerdir. Hatta hadis kitaplarının içine girmiştir. Böyle hadis olmaz. Peygamber böyle bir şey de söylemez. Yani çünkü Kureyş'in kıyamete kadar
lider olacağıyla ilgili bir şey söylese bu Kur'an-ı Kerim'e de çok uygun bir şey değildir. Nitekim İbn Haldun da bunu söylüyor. Bu Ebu Bekir'in sözüdür diyor. Bununla ilgili çalışmalar da yapıldı. Said Hatipoğlu hocanın çalışmaları var. Sonuçta Kureyş'den Hazreti Ebu Bekir seçildi o dönem için. Fakat daha sonra işte üç görüş çıktı. Bir Kureyş'ten seçilmelidir. Ehl-i Sünnet'in hadis kitaplarından kaynaklı görüşün. Hariciler Kureyş'ten olmamalıdır diyorlar. Bir Kureyş düşmanlığıyla yapıyorlar biraz da bunu. Herkesten seçilebilir diye. En demokratik görüşü o zaman onlar söylüyorlar. Bir de dediğimiz gibi çağın gereği olup Kureyş'ten olmalıdır görüşü yaygınlaştı. Tabii şöyle bir şey de var. O dönemde bazı görüşler de var. İşte Ebu Bekir Ömer'in ve Ebu Beyder'in üçlü komployla peygamberi indirip Hazreti Ali'ye karşı hilafeti aldıkları kendilerine bölüştükleri şeklinde bir konu. Bu biraz daha Şii bir anlatım. Buna Lanmens gibi bazı oryantalistler de destek veriyorlar ama böyle bir şeyle önce ben geleyim sonra sen gel ondan sonra sen o görürsün. Şimdi bir komplo yapmanın çok makul olmayacağını düşünebiliriz. Tabii peygamberin yerine birini bırakıp bırakmadığı da tartışılmış. Yani mesela Şia'nın Gadir-i Hum olayı var. İşte peygamber Ali'yi bırakmıştı. Bütün ashabın önünde falan şeklinde. Tabii bu bir Şii iddiadır. Doğru da değildir. Buna karşı Ehl-i Sünnet yok efendim Ali'yi bırakmadı, Ebu Bekir'i bıraktı şeklinde hadisler kaynaklara girmiş. İşte mesela verelim Buhari'de geçen bir rivayet. Bana kağıt getirin, benden sonra kimin başına geçeceğini yazayım diye emredecektim. Fakat Ebu Bekir'den başkasını seçmezsiniz zaten dedim. İşte rüyamda bir kuyu başına kova çekiyordum. Sonra Ebu Bekir aldı, sonra Ömer aldı diyor mesela. Sonra benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e tabi olun. Mesela bunlar hepsi sünni endişeyle uydurulmuş rivayetler ve hadis kitaplarına, Buhari, Müslim gibi kitaplara girmiş uydurma rivayetlerdir. Bunlar siyasi uydurmalardır. Peygamberin böyle bir söz söylemesi söz konusu değildir. Sünni endişeyle. Çünkü Şia'nın Ali olmalıdır. Ali'nin hakkıydı safsatasına karşı. Böyle bir safsata üretilmiştir. Bunlar bu rivayetler tamamen siyasi olarak uydurulmuş ve hadis kitaplarının içinde yer almıştır. Sonuçta peygamberin yerine birini bıraktığına dair bir şeyi olmadığı kanaatini söyleyebiliriz. Biat etmeyenler biraz evvel dediğim gibi Sa'd bin Ubade kendi başına biat etmemiştir. Ve daha sonra Hazreti Ömer döneminde Şam tarafına sürülmüştür, orada ölmüştür. Ümeyoğulları biat etmemişlerdir. Hazreti Ali'yi destek vererek fakat daha sonra biat etmişlerdir. Haşimoğulları dediğimiz gibi Hazreti Ali'yi 75 gün sonra biat ettiğini görüyoruz ve burada Şan'ın iddiaları var. İşte Ömer geldi, evi bastı, Fatıma'nın çocuğunu düşürdü falan gibi anlatımlar var. Bunlar doğru değildir. Yani Şii uydurmasıdır. Yani Hazreti Ömer gelecek Hazreti Ali'nin evini basacak. İçeride erkekler varken Fatıma'nın tekme atacak, çocuğunu düşürecek. Ya Ali'nin eli armut mu topluyor? Adamın karısına vurmuş da. Burada aslında Şia bu iddiaları yaparken Hazreti Ali'yi de küçük düşürüyor. Bu kadar savaşlarda adam öldüren Hazreti Ali ne yapıyor orada? Böyle bir şey değil. Doğru değil bunlar. Bunları doğru bulmuyorum doğrusu. Ha Fatıma'nın burada itirazları da doğru değil. Bu mirastan pay istemesi de doğru değil. Küsur olarak ölmüştür Hazreti Ebu Bekir'e. Benim babamın malıdır diyerek. Fakat babasının malı değildir bilmemektedir Fatıma. Çünkü o bir şeydir. Devlet malıdır. Peygamber onu kullanmaktadır. Evet bunu da söylemiş olalım. Gelelim. Hazreti Peygamber'in vefat etmeden önce bir ordu hazırlamıştı. Üsame ordu. Fakat vefat etme hastalığı başlayınca gidemedi bu ordu. Hazreti Ebu Bekir derhal bu orduyu harekete geçirmek istedi. Kendisi bunun doğru olmadığını söyleseler de yok peygamberin göndereceği orduyu ben durdurmam dedi ve ısrar etti ve gönderdi. Aslında burada bence siyasi bir hata da yaptı. Şunu söyleyelim peygamber dönemi şartlarıyla kendi dönemi şartları farklıydı. Peygamber dönemi daha henüz irtidat hareketleri çoğalmamıştı ama peygamber vefat eder etmez acayip çoğaldı. Herkes isyan etti. Sadece 3 şehir kaldı. Onun için burada bir inatla orduyu göndermesi doğru olmadı. Medine çok tehlike attı. Arabiler Medine'yi basma teşebbüslerine girdi. Ordu dönünceye kadar Medine çok tehlike attı. Fakat bir başarı daha elde edilemedi bu ordudan. Ama ordu döndükten sonra bu ordunun askerleri irtidat hareketlerine katıldılar. Tabi orduyu gönderirken söylediği güzel sözler var. Emanete ihanet etmeyin, ahdi vefa gösterin, ganimetlerden çalmayın, ölülerin organlarını kesmeyin, çocukları, yaşlıları, kadınları öldürmeyin, hurma ağaçlarını kesip yakmayın, ekinlere tahrip etmeyin, yiyecek ihtiyacı dışında deve, koyun gibi hiçbir hayvanı kesmeyin, manastırlarda ibadet etmiş olan insanlara dokunmayın, onları baş başa bırakın falan şeklinde sözler var. Bu orduya tabi bir savaş ahlakını göstermesi açısından güzel şeylerdir. Peygamber vefat eder etmez bütün Arabistan'da bir isyan hareketi başladı. Bunlara irtidat hareketleri deniliyor. Yani biz Medine'ye vergi vermeyeceğiz, zekatımızı vermeyeceğiz. Hatta biz Müslümanız, namaz kılarız, oruç tutarız ama zekat vermeyiz. Tabii
Bu noktada şöyle bir tartışma başladı. Yani bu durumda ne olacak? Bunlar Müslüman savaş açmayalım mı? Hazreti Ebu Bekir açacağız dedi. Çünkü peygambere verdikleri parayı bana vermenize savaşacağım dedi. Yani çünkü devlet olduysa devlet artık vergi vermeyenlere savaşacak. Bir devlet şemsiyesi içinde yaşamaları gerekir diye düşündü. Ve bunlar tabii ki hemen ayrıldılar merkezden. Bunu dini zayıflık diyebiliriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu hani Arabiler iman ettiler, iman etmediniz teslim olduğunuz şeklinde ayetleri görüyoruz. Kabilesel rekabet var. Yani Kureyş'in hakimiyetini istemiyoruz dediler. Biz kendi başımıza hareket edeceğiz. Peygamberimiz dönemindeki bir devlet kuruluşu için yaşamak istemediler. Çünkü alışmadıkları bir şey Araplar. Başlı başına, kendi başlarına yaşıyorlar. İstemediler. Bağımsız bir yaşam istiyorlar. Bu bir bağımsız yaşamın şey olmasını istemiyorlar. Yani paralarımızı niye Medine'ye gönderiyoruz? Ama şöyle bir şey oluşmuş. Bir devlet oluşmuş. Devlet paraları topluyor ve bütün şey yayıyor, harcama yapıyor, savaşlara harcıyor falan. Bunu düşünemediler, biz katılmak istemiyoruz dediler. Bu yüzden savaş açıldığını ekonomik olarak yani vermek istemiyoruz dediler. Yani şöyle düşünün, bizim paralarımız Kureyş niye toplamasın diye düşündüm. Tabii bu savaşlar ve savaşları yürütebilmek için bazı başlarındaki liderler ortaya çıktı. Bunlar da peygamberliklerini ilan ettiler. Bir kısmı Hüseyin'e, Tuleyha, Secah, Esved Vasi şey peygamberliklerini ilan edenler oldu. Yani bu noktada sahabede savaş olmasın diyenler vardı. Fakat Hazreti Ebubekir'in kararlı tutumu sayesinde bu şey buradan başarıyla çıkıldı. Çünkü eğer Ebubekir'in başarılı kararlı tutumu olmasaydı İslam o bölgede kalır. Lokal bir din olarak kalabilirdi. Medine'de kalırdı. Üç şehir dışında Mekke, Medine, Taif dışında her taraf isyan etti. Hazreti Ebubekir döneminde Arabistan bu anlamda yeniden fethi. Yeniden fütuhat yapılmış oldu diyebiliriz. Ve peygambere verdikleri bir yuları dahi bana vermezlerse onlara savaşacağım şeklinde net olarak şey yaptı. Burada şöyle bir şey kararlı kıldı ve bunlara savaştı ve burada şunu örnek alıyorlar. Efendim dinden dönen öldürülür meselesi. İslam fukahası efendim bunlar dinden dönmüştü. Bunlar da ölümü hak etmişlerdi. Dinden dönen öldürülür. İşte Ebu Bekir de böyle yaptı şeklinde burayı delil almaya çalıştı ama böyle bir şey yok. Dinden dönen öldürülemez İslam'da. Bu hadis böyle hadisler uydurmadır. Yani dinden dönen öldürmesi ilgili rivayetler var bazı. İşte en nefse bin nefse işte üç şeyle öldürülür. İşte bir kişi üç şeyle öldürülür. Bir kısasa kısa zina eder, rejim edilir bir de dinden dönen öldürülür şeklinde bu hadis üretilmiş o bir rivayettir. Bu konuda dinden dönen öldürülecek konusunda bir ayet yoktur, bir uygulama yoktur. Peygamber döneminde dinden dönenler de öldürülmemiştir. Mesela Mekke fethinde dinden dönen biri vardı. Affetti peygamber. Bu anlamda hatta Medine dinden dönmüş iki tane çocuk var. Bir sahabe çocuğu. Onları öldürmelere yanaşmadı peygamber. Bırak gitsinler dedi. Yani sonuçta dinden öldürülmeyle ilgili bir şey yok. Kaldı ki buradaki isyan edenler dinden dönmediler. Biz Müslümanız, namaz kılarız, oruç tutarız fakat zekat vermeyiz dediler. Bu anlamda bunlara dinden döndükleri için savaş açılmadı. Siyasetten savaş açıldı. Yani bu savaşlar dini savaşlar değil. Siyasi savaşlardır. Siyasetten açılmıştır. Ve tamamen tekrar oraya hakim olmak, hegemonyayı oraya, bütün Arabistan'a yaymak adına yapılmış savaşlar dini savaşlar değildir. Hazreti Ebubekir'in Arabistan'ın savaşları dini, dinden kaynaklanan savaşlar değildir. Yani peygamber döneminde gelip merkeze biz sizinle beraber yaşayacağız deyip daha sonra ayrılık ilan edenlere karşı hani bugün her devlet şöyle yapar. Birileri ayrılmak isterse onlara savaşacak. Topraklarını hiç kimse vermek istemez. İşte bu yapılan da budur. Başka bir şey değildir. Nitekim bazı dinden dönenler hani o dinden döndüğü belirtenler tekrar affedilmiştir. Eş As bin Kays bunlardan bir tanesidir. Bu anlamda mürtedin öldürülmesiyle ilgili bir hüküm buradan çıkarılamaz. Fakat şunu söyleyeyim, bu savaşlarda bazı acı olaylar olmuştur. Arap savaş örfü burada uygulanmıştır. Mesela Hazreti Ebubekir'in daha sonra pişman olduğu bazı emirler vermiştir. Diyor ki mesela emirlerde, İslam'ı karşı gelenlere karşı Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın, ele geçirdiğiniz herkesi şiddetle öldürün, zafer kazandığınızı onları her çeşitli usulle, silahla ve ateşle yakmak suretiyle öldürün, ayrıca mallarını, kadınlarını ve çocuklarını ganimet olarak alın diye mektuplar gönderiyor. Şimdi bu tabii bazı bizim günümüz çağdaş arkadaşlarımız, bilginlerimiz yok bunlar uydurma Ebu Bekir'e yakışmaz falan deseler de bu Arap örfü yapılmıştır. Nitekim Hazreti Ebu Bekir daha sonra vefat ederken yaptığım yanlışlardan biri bu diyerek yani böyle öldürmek, yakarak öldürmekle ilgili şeyleri yanlış olduğunu söylüyor. Mesela peygamberi eleştirdiği için kadınların ellerini kestiriyor mesela. Bunun daha sonra şey olduğunu,
Yani bu tip şey yanlışlar ya o dönemde yapılmıştır. Bunlar İslam'dan değil Hazreti Ebubekir'in bir anlamda kendinden kaynaklanan şeylerdir. Doğru da değildir. Bunu kendi de yanlış yaptığını söylemiştir. O dönemde isyan eden Esred-ül Ansi isimli Yemen'de bir kişi vardır. Bu daha sonra oradaki Müslümanlar toplanarak bunu öldürmüşler ve şey kazanmışlardır. Yemen tekrar Müslümanlar eline geçmişti. Tuleyha isimli bir Kataman kabilesi vardı. Esed, Tay, Katafan'ı toplamıştır. Daha sonra bu hatta kendisinin peygamber olduğunu, kendisine peygamber geldiğini belirtmiştir. Kendine vahiy de geldiğini bilmiş. Yenilince kaçmıştır. Daha sonra tekrar Müslüman olmuştur. Ve bu da affedilmiştir. Yine bu dönemde Tuleyha'ya yakın duran Fücaye isimli birisinin yakılması olayı var. Fücaye bir ihanet etmiştir Hazreti Ebubekir'e. Gelmiştir, silah istemiştir. İsyan edenlere karşı savaşmak üzere. Fakat bu silahlarıyla beraber Müslümanlara kullanmıştır. Bunun üzerine yakalanıp getirip o kabileye verilmiştir. Odun toplanıp Fücaye elleri ayakları bağlanıp Medine'de ateş attırıp yakılmıştır. Yani Hazreti Ebubekir'in izin vermesiyle olmuştur bu. Yani diri diri ele geçirilmiş. Ve Ebubekir'in de Beni Süleym'e teslim etmesiyle bunu diri diri yakarak öldürtmüştür. Tabii bunu reddeder bazı yazarlarımız. Ebubekir bunu yapmamıştır, yapmaz filan şeklinde. İslam'a uymadığı için yapmaz. Ya İslam'a uymadığı için yapmaz mantığı çok doğru değil. Sahabe İslam'a uymadığı için birçok şey yapıyor. Hırsızlık yapıyor, zina ediyor, iftira ediyor. Hazreti Ebubekir de bu yanlışı yapmıştır. Yani kendisi işte bakın yakın öldürün diye sözleri var. Bundan dolayı böyle düşünmemek lazım. Bu Arap örfünde yakmak var. Peygamber döneminde hatta peygamber bir sefer yakın diyor sonra vazgeçiyor. Ama diyor bana yakışmaz diyor. Yine sahabenin bazı böyle yaptıkları şeyler var. Arap örfünde yakarak öldürmek olayı var. Hazreti Ebubekir döneminde Halid bin Velid'in yaptığı uygulamalar var. İşte bazı insanları yakalayıp yaktığı ahırlara dolup yaktırdığını görüyoruz. Hatta bundan dolayı şikayet ediliyor fakat Hazreti Ebubekir Halid bin Velid'i görevden almıyor. Hazreti Ali döneminde bile var. Yakarak bir komutanın Muaviye'nin bir komutanı yakarak öldürülmesi var. Hazreti Ebubekir'in oğlunun daha sonra cesedinin yakılarak öldürülmesi var. Bunlar o dönemde Arap örfünde yakmanın olduğunu gösteren şeylerdir. Hazreti Ebubekir de bunu yapmıştır ama daha sonra bunun doğru şey yaptığını, pişman olduğunu görüyoruz. Yani bazı şeylerden pişman olduğunu söylemiştir. Keşke o Fücayı yakarak değil de kolaylıkla öldürseydim, serbest bıraksaydım şeklinde bir sözünde pişmanlıklarını daha sonra söylemiştir. Sonuçta bu Arap örfüdür. İnsanlar da bir anlık kızgınlıkla bu işleri yapabilirler. Hazreti Ebubekir de böyle bir şey yapmıştır. Bu normaldir. Normaldir derken yanlış yapabileceği derece olayı yapması normal değildir. Bir insanın yakılması hiçbir zaman normal kabul edilemez. Secah isimli peygamber var. Daha sonra teslim olmuş, Müslüman olmuştur. Fakat Malik bin Nüveyre olayı var bu dönemde. Secah'a bağlı bir komutandır. Müslüman birisidir. Ve Halid bin Velid'e teslim olmuştur. Fakat ilginç anlatımlar var. Halid bin Velid onun eşinin güzelliğini görünce işte bir bahaneyle Malik bin Nüveyre'yi öldürmüştür. Ve eşiyle de evlenmiştir. Cariye olarak yanına almıştır. Tabi bu olay Hazreti Ebubekir'e ulaştırılınca çok kızmıştır. Hazreti Ömer de derhal görevden alınmalıdır. Çünkü Malik bin Ümeyre'yi sırf hanımını ele geçirmek için öldürdüğü sahabe de söylemektedir. Oradaki sahabeler söylemektedirler. Çünkü Malik bin Ümeyre namaz kıldığı, oruç tuttuğu, hatta esir olduğu zaman sahabilerle beraber namaza durduğu belirtilir. Şimdi onun ise eşinin öldürülmesi bu anlamda öldürülüp de eşinin alınması. Hazreti Ebubekir de bunu mektupla yazmıştır. Bu kadar kan dökülürken, kan atarken sen insanları öldürüp hemen hanımlarını ele geçiriyorsun. Bu nasıl bir şeyliktir? Ona çok keskin bir mektup atmıştır. Fakat görevden almamıştır. Bu kesin görevden alınmalıdır diyen Hazreti Ömer'e de Allah'ın çektiği kılıcı kınına sokmam diyerek söylemiştir. İşte aynen şu sözü yazın mektubunda. İçlerine 700'ü Kur'an hafızı, 1200 Müslümanın kanı kurumamışken nedir sendeki kadın düşkünlüğü ey Halid? Halid bin Velid'e hitaben. Bu yaptığın iş Malik bin Numara olayında yaptığın işe benziyor diyerek. Mesela Hazreti Ömer Halid'de şey yapmıştır. Saldırmıştır Medine'ye gelince. Ey Allah'ın düşmanı. Halid bin Velid'e söylüyor bunu Hazreti Ömer. Ey Allah'ın düşmanı. Bir Müslümanı öldürdün. Yani Malik bin Numara'yı öldürdün. Hanımının üzerine atladın. Seni taşlayarak öldüreceğim demiştir. Yani bu Hazreti Halid bin Velid'in bu tip uygulamaları var. Bu cahiliye döneminde kalma uygulamaları bunu devam ettirmiştir. Müseylime
olayı var. Müseylime yalancı peygamber olarak bilinir. Peygamberi de ilan etmiştir ama etrafındaki bir kısmının Müslüman olduğunu söyleyebiliriz. Fakat nitekim peygamberin sahabilerinden vahiy kağıdından Reccal ona tabi olmuştur. Ve şunu demiştir işte bir elçi, nasıl Arap kabileciliğinin yaygın olduğunu gösteriyor. Müseylime'nin yalancı Muhammed'in doğru olduğuna inanıyorum ama bizim kabilenin yalancısının Kureyş'in doğrusuna tercih ederim diyerek nasıl bir Kureyş düşmanlığı içinde olduğunu da görebiliyoruz. Bu da o dönemdeki şeyi gösteriyor. Yani kabileci anlayışını gösteriyor. Ve sonuçta bu isyan da bastırılıyor. Diğer isyanlar Bahreyn isyanları gibi Umman, Hadramaut isyanları da bastırılmıştır. Bu dönemde anlatacağımız son olaylardan bir tanesi, ilginç olaylardan bir tanesi de Kur'an'ın cem edilmesi. Birçok hafız olup ölünce Hazreti Ömer'in teklifiyle Kur'an'ı bir araya getirelim denilmiştir. Epey bir düşündükten sonra Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon, yani asıl onun yaptığı bir iştir. Sahabilerdeki peygamberden duydukları Kur'an-ı Kerim, Kur'anları yani ayetleri söylemeleri istenmiştir. Bunların kağıtları yazılmıştır ama sureler falan oluşturulmadan böyle bir yığın halinde toplanmıştır. Ve Hazreti Ebubekir'in yanında durmuştur. O ölünce işte Hazreti Ömer'e geçmiştir. Hazreti Ömer ölünce kızı Hafsa'ya geçmiştir. Hazreti Osman dönemine kadar bu böyle kalmıştır. Ama bu bir mushaf şey oluşmamıştır. Yani bir cemdir sadece. Ama Hazreti Osman döneminde şu anda elimizdeki Kur'an'ın sıralaması, tasnifi, tertibi Hazreti Osman döneminde olacaktır. Tabi bu arada bunu yaparlarken bazı ayetler peygamber döneminde nazil olan bazı ayetler Kur'an'ın içine toplanmamıştır. Şu anda elimizde de yok. Onlar mesela işte hadis kitaplarını geçiyor. İşte diyelim ki Ahzab suresi Bakara suresi gibiydi diyor mesela. Ama şimdi Kur'an'da bulamıyoruz. Çünkü o bölüm unutulmuş veya gelmemiş. Çünkü iki şahitle toplamışlar. Herkes peygamberden bir Kur'an duyduysa, ayet duyduysa bunu getiriyor. İki şahitle beraber getiriyor. Bazıları şahitler olmayınca onlar elimizdeki Kur'an içine girmiyor. Yani peygamber döneminde inmiş, nazil olmuş bazı ayetler elimizdeki Kur'an içine yansımamış oluyor. Veyahut da işte bazı rivayetler var. İşte Hazreti Ayşe diyor ki mesela Müslim'de geçen bir rivayet. Bilinen 10 defa emzirme haramlık getirir ayeti indirilen Kur'an içindeydi. Daha sonra bu sayı 10 sayısı 5 emme ile nesledildi. Hatta Resulullah bu 10 sayısı Kur'an içinde okurken vefat etti. Bu ama şu anda Kur'an'da elimizde geçmiyor. Elimizde kitapta bunları bulamıyoruz. Nitekim mesela bir Rumâne şehitleriyle ilgili bir ayet olduğunu söylüyor. Bu diyor ki işte bizden kavmimize bildirin, biz Rabbimize kavuştuk, hoşnut olduk. Ayeti vardı, şu anda Kur'an'da bulamıyoruz diyor gibi. Bunları buradan kaynaklarıyla beraber verdim. Buraya bakabilirsiniz. Ha şöyle bir itiraz gelebilir. Efendim Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Onu biz indirdik, onu biz kuruyoruz. Kur'an'da eksiklik olur mu denilebilir. Kur'an'da bir tahrif yok ama eksiklik var. Çünkü bu rivayetlere göre Kur'an'a bazı ayetler girmemiş. Bu Buhari, Müslim gibi kaynaklarda geçiyor bunlar. Yani Kur'an toplanırken bunlar metin dışı kalmış bu ayetler. Bunu Hamdullah Hoca da şöyle anlatıyor. Bunu peygamber kendi metin dışı bırakmıştı diyor kendi döneminde öyle bir izahta bulunuyor. Fakat Hicr suresinde ayet bu kastedilen anlamda değil. Yani Kur'an'ı Allah'ın koruması anlamda değil. Oradaki anlatılan şeydir. Mekke döneminde müşrikler diyorlar ki bu Kur'an işte inerken Muhammed şeytan araya bir şeyler sokuşturuyor diyorlardı. Bu ayet ya öyle bir şey yok. Direkt Allah'tan iniyor ama onu biz koruyor. Yani Muhammed'e inerken biz koruyoruz. Şeytan müdahale etmiyor anlamında bir şeydir. Değilse Kur'an'ı Allah kıyamete kadar koruyacak anlamında bir şey değildir. Bu öyle bir şey yoktur. Yani indirilen kitapları Allah'ın koruması gibi bir özelliği de yoktur. Yasa da yok. Tevrat Allah'ın kitabıdır, bozulmuştur mesela. İşte İncil bozulmuştur. Bu Kur'an-ı Kerim'de tahrif edilmemiş ama içindeki bazı ayetler metnin içine yansımamıştır. Şu an elimizdeki metin bu ama peygambere inen bazı ayetlerin metnin içine yansımadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu ayet onu söylemiyor. Yani o nüzul peygambere inerken korunduğu anlamda bir şeydir. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim Allah'ın korumasıyla değil, beşeri bir korumayla günümüze kadar ulaşmıştır diyebiliriz. Bununla ilgili uzun uzun izahları kitabımızda yazdık. Hazreti Ebubekir dönemindeki son olay fetihler olayıdır. Hazreti Ebubekir bütün Arabistan'ı fethettikten sonra ordularını kuzeye doğru yönetmiştir. Önce Irak fethileri başlamıştır. Hire'nin fethi vardı. Burada Halid bin Velid'in yaptığı bazı yanlışları görüyoruz. Yani burada mesela Aynut Temir'de insanlar teslim olmuşlar. Tamam, teslim oluyordu. Teslim olan hepsini öldürmüştür mesela. Veyahut da işte yemin etmiştir. Burada o kadar insan öldürürüm, bu kanlarından değirmen taşı döndüreceğim demiştir. Döndüremezsin, istediği kadar kan dön. Falan böyle şeyler, yanlışlar yapmıştır. Daha sonra Şam'a gönderilmiştir. Şam'da Ecnadeyn Savaşı'nı,
kazanmış, Yarım Savaşı'nı kazanmıştır. Ve bu şekilde Hazreti Ebu Bekir o sırada vefat etmiştir. Vefat ederken de Hazreti Ömer'i yerine tavsiye etmiştir. Bazı sahabeler itiraz etse de bunun doğru olduğunu belirtmiştir. Ve bu şekilde 2 yıllık süreci bitirerek vefat etmiştir. Hazreti Ebu Bekir dönemi bu şekildedir. Daha detayları okumak isteyenler, dediğimiz gibi onun seçilmesiyle ilgili bölümü Halifelik Tarihine Giriş kitabımızdan, bütün hayatıyla ilgili bölümde 4 Halifeyi Farklı Okumak 1 Hazreti Ebu Bekir kitabından okuyabilirler.